aylık olarak. İnegöl'de kaldırım işgalleri son buldu ancak tartışmalar sürüyor. Toplantısı da bugün gerçekleşiyor. Ancak bildiğiniz gibi saat 13'te kapalı çarşı girişindeki park alanında toplanan esnaflar kaldırım işgali uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini istediler. Esnaflar adına açıklama ise Cihat Şengün yaptı. Bugün burada çarşımız ve İnegöl'ümüzün muhtelif ticari alanlarında faaliyet gösteren esnaflarımız olarak toplanmamızın sebebi 2 Şubat pazartesi gününden itibaren belediyemiz tarafından uygulanan yasaklarla ilgilidir. Esnaf bir ülkenin bel kemiğidir. Ekonominin olduğu kadar sosyal hayatın da bir parçasıdır. Biz İnegöl esnafları da böyle düşünüyor ve bir bütünün parçası olduğumuzu zannediyoruz. Ne yazık ki 2 Şubat tarihinden önce belediyemiz tarafından herkese ve her kesime sorulduğu, danışıldığı iddia edilen yasaklama kararının başlıca muhatabı olan çarşı esnafları olarak bizlere hiçbir şey sorulmamış, sadece uygulamadan bir hafta önce imza karşılığı tebliğler yapılarak görüşümüzün alınma nezaketi dahi gösterilmemiştir. Adeta biz çarşı esnafları için mahkeme kurulmuş, iddianame hazırlanmış, yargılama yapılmış, hakkımızda hüküm verilmiş ama ne hikmetse mahkum olarak son isteğimiz dahi sorulmamaktadır. Sorgusuz sualsiz bir infazla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Şengün başta İstanbul gibi milyonların yaşadığı ve İnegöl'ün bağlandığı Bursa'nın hiçbir yerinde örnekleri görülmeyen bir mağduriyetin söz konusu olduğuna dikkat çekti. Başta İstanbul gibi milyonların yaşadığı ve yeni bağlandığımız büyükşehir Bursa'mızın da hiçbir yerinde örnekleri görülmeyen bir mağduriyet söz konusudur. Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen AVM'lerin şehir içine kadar girdiği, büyük sermaye sahipleri ve holdinglerin perakende sektörüne saldırdığı şu günlerde İnegöl'ümüzün binlerce esnafı var olma savaşı sürdürmektedir. Gelir vergisi, katma değer vergisi, stopaj, reklam, ilan vergisi ödeyen, bunun yanında iş yeri açma ruhsatı yatıran, esnaf sicil kaydına para veren, asfalt katılım parası ödeyen, emekli ise maaşından da kesilen ve bütün bu zorluklara rağmen ülke ekonomisine katkıda bulunan ve kimseye yük olmadan ailesini geçindirmeye çalışan esnafımıza yapılan bu uygulama önce yüce Allah'tan reva değildir. Tüm dünyada ve ülkemizde orta tabaka diye adlandırılan esnafı destekleyici uygulamalar yapılırken bir tek ilçemizde esnafımızın ötekileştirilmesi ve hatta işgalci düşman orduları gibi gösterilmesi hakkaniyetle ve insafla bağdaştırılamaz. Hukukta kötü emsal emsal değildir şeklindeki kuralın olduğuna dikkat çeken Şengün, yani biri suç işliyorsa o örnek alınarak topyekün bütün camiaya toplu ceza kesilemez diye konuştu. Aylardır elde resimler birkaç kural tanımaz ve kendini bilmez iş yerinin fotoğrafları basına lanse edilerek kamuoyu oluşturulmakta ve bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Oysa hukukta bir kural vardır. Kötü emsal asla emsal değildir. Yani biri suç işliyorsa o örnek alınarak topyekün bütün camiaya toplu ceza kesilemez.